Merhaba sevgili yarışseverler, hepinize hayırlı günler dilerim. Bugün 7 Ağustos 2020 günlerden Cuma. Öncelikle bütün arkadaşlarıma hayırlı cumalar dilerim sevgili yarışseverler. Hepinize ailenizle, sevdiklerinizle birlikte sağlıklı, mutlu, huzurlu, şansınızın bol olduğu, bol bereketli, bol kazançlı bir Cuma günü temenni ederim. Arkadaşlar bugün Bursa'da 9 koşuluk bir program var. Burada birinci ve ikinci altılı ganyan analizlerimiz olacak. Yine akşam İstanbul Veliefendi Hipodromu'nda koşulacak 9 koşuluk güzel bir program var. Burada da sırasıyla birinci ve ikinci altılı ganyan analizlerimiz olacak. Analizlerime geçmeden önce bütün arkadaşlarımızdan kanalımıza abone olmaları, destek olmaları konusunda ricada bulunmak istiyorum. Arkadaşlar kanalımız ücretsizdir. Videonun sağ altında bulunan kırmızı butona abone ol butonuna tıklayarak kanalımıza abone olabilirsiniz. Aynı zamanda bir arkadaşınıza kanalımızı önerirseniz hepinize minnettar kalırım sevgili yarışseverler diyerek ben Bursa 1. altılı ganyan analizime geçiyorum. Bursa'da 9 koşuluk bir program var arkadaşlar. 2 yaşlı İngilizlerin 1000 mesafe kum pistte koşulacak maiden yarışı altılı ganyan ilk ayağı. Ben öncelikle şunu ifade etmek istiyorum arkadaşlar. Ben bugün Bursa'ya kolay yoldan değil, daha değişik yoldan denemek istiyorum. Herkesin denediği şekilde değil, biraz daha farklı bir şekilde bakış açım var. Özellikle Altıl Ganyan'ın ilk ayağında ilk yarışını çok beğendiğim bir safkan var. O yarışında sizlere yine birinci safkan olarak vermiştim. Hayatımın ilk koşusuydu. Galopları kötü olmasına rağmen inanılmaz bir yarış çıkardı. Özellikle sonlarda dalgalanarak koşan, dalgalanarak hızlanan bir safkan var. Burada özellikle Samet Erkuş bu tür safkanları çok iyi hızlandırabilen bir arkadaşımız. Ben 5 numaralı Yiğit Cem'i bugün maiden yarışta altı ganyan ilk ayağında riske etmek istiyorum. Son düzlükte yapacağı ataklarla bu rakiplerini geçmesini bekliyorum. Hatta çok erken davranır, virajdan önce kafayı da alırsa ben yine bu rakiplerini o şekilde geçebileceğini düşünüyorum. Safkan'ın yarış karakterine göre biraz daha erken yürümesi lazım. Geç hızlanabilen bir safkan ama gerçekten çok etkili bir safkan. Ben bugün riske etmek istiyorum. Tabii sizler riske etmeyebilirsiniz arkadaşlar. Benim kendi görüşüm 5 numaralı Yiğit Cem'i yarışsever arkadaşlarıma günün banko ismi olarak veriyorum. Ve altıdan ikinci ayağı 4 yukarı yaşlı İngilizlerin 1400 mesafe çim pistte koşulacak şartlı 4 yarışı. Bu yarışta yamak 1 arkadaşlarımıza ait bir yarış. Arkadaşlar esasen burada karakter olarak özellikle Rockton anne kanatta çok güçlü bir safkan. Baba zaten tartışmasız isim. Luxor. Arkadaşlar Lockton dedim. Tanemin babası Lockton. Ben artık atalara bakıyorum, dedelere bakıyorum. O yüzden ezber oldu. Annesi değil. Lockton zaten biliyorsunuz erkek. Yani aygırdı. Ama çok iyi bir safkandı. İnatçı. Özellikle bu mesafelere kadar çok inatçı bir karakterdi. 1400, 1500, 1200, 1300'de. Özellikle Jettay son yarışında biraz hantal gördüm ama o dereceyi yaptı. Özellikle o derece derken çok büyük bir derece değildi ama o yarış yaptı diyeyim. Güzel safkanları geçti. Bugün Mert Gökalp Sezgin arkadaşımız var. Ben kalite olarak bu mesafede ilk önce bir numara Jettay'ı düşünürüm ama yine burada 3 numara Tomiris. Özellikle bu mesafelerin etkili ismi biliyorsunuz Sayın İbrahim Aracı'ya ait bir safkan. Yani 1 numara Jettay riske edilebilir aslında banko olarak. Mert Gökalp Sezgin arkadaşımdan biraz çekiniyorum. Yine 3 numaralı Tomiris ve 5 numaralı Turk Nur da benim bu koşta sizlere dinamit olarak, bomba olarak önereceğim safkandır sevgili yarışseverler. Burayı ben 3 safkanla yani bir tatlı sürpriz bekleyelim diye burada 5 numaralı Turk Nur'u sizlere önerdim. 53 kilo sikletiyle belki büyük bombayı patlatabilir arkadaşlar. Ve altı ganyan 3. ayağı. 4 yukarı yaşlı Arapların 1200 mesafe çim pistte koşulacak şartlı 5 yarışı. Burada da özellikle üzerine Aprant arkadaşımız binmese ben banko verecektim arkadaşlar. Belki güleceksiniz ama altı ganyan 3. ayağında 1 numaralı Altepe. Çok beğendim kazandı son yarışında. Üstüne Yurduhan Duman arkadaşımız binmiş. Çok tecrübesiz bir arkadaşımız. Özellikle son yarışında birinciliğinde
çok panik yapmış, içe doğru kayarak kazanmış yarışı. Yani aksi halde burada Ali Alpakut arkadaşımız, bir Maltepe evinse ben bank olarak gezerdim. Bekir Mert Mırlık arkadaşımız bir numara Altepe evinse ben yine bank olarak gezerdim. Ama bir numara Altepe işte bu arkadaşımızdan biraz korkuyorum. Yurduhan Duman arkadaşımızdan. Ama bugün birinci şanslı isim olarak şansımı deneyeceğim, vereceğim. Yine İkimo Afrika Ander, özellikle Kadir Tokoçoğlu idaresinde çıktığı yarışlarda çok başarılı bir safkan. Bir Kaizbert temsilcisi. Ben bugün İkimo Afrika Ander'i İkinci şanslı isim olarak öneriyorum. Yani burayı ufak oynuyorsak 1-2 şeklinde değerlendirebiliriz. Yine bu iki safkan dışına çıkarsa ben üçlüma Kral Arthur, özellikle son yarışında gerçekten çok etkili bir yarış koştu. Aşama kaydetti. Ben bu safkanda bugün üçüncü şanslı isim olarak veriyorum. Yine 4 numaralı Sıkıntı Yok ve 5 numaralı Adaletli Kasırga benim burada sizlere önereceğim bomba isimlerdir. Yine küçük oynuyorsak arkadaşlar burayı bir numara Altepe, iki numaralı Afrika Ander şeklinde değerlendirebiliriz. Ve Altıgay'ın dördüncü ayağı. 3 yaşlı İngilizlerin 2200 mesafe çim pistte koşulacak handikap 15 yarışı. Burada da öncelikli ismim, özellikle sonlarda çok beğenimi kazanan bir safkan. Ali Karnosus temsilcisi 3 numaralı Bianca Bianca. Bianca isimli safkan benim birinci şanslı safkanım olacaktır. Özellikle Apprentice idaresinde çıktığı yarışlarda, Apprentice Cemal Tun idaresinde çıktığı yarışlarda çok beğenimi kazanan bir isim. 2 numaralı Cumhuriyeli. Arkadaşlar bugün benim ikinci şans vereceğim isim olacak. Yine 7 numaralı Maylin. Yine beğenimi kazanan bir safkan, bir banknot temsilcisi, bir Galletto torunu. Bugün Oğuz Eren idaresinde piste çıkacak. Benim üçüncü şans vereceğim isim olacak. Yine 1 numaralı Grey Pilot. Özellikle son birinci geldiği yarışta gerçekten adeta bir jaguar gibi, bir panter gibi sprint atmış dış kulvardan ve son bir metrede kafasını sokmuş. Gerçekten çok beğenimi kazandı. O yarışta Halil Kaplan arkadaşımız biniyormuş. Bugün 1 numaralı Grey Pilot. Great Preps'imiz Afgan'da şans veriyorum arkadaşlar. Yine 4 numara Fair Max ve 9 numaralı Dibe Simge isimli safkanlar burada sırasıyla değerlendirilebilecek isimlerdir. Hatta yer olan arkadaşlarım Altma Frank and veya hepsi şeklinde değerlendirebilir bu koşuyu. Ve Altıgay'ın 5. ayağı. 4 yukarı yaşlı İngilizlerin 1800 mesafe çim pistte koşulacak handikap 15 yarışında ben yine kalitesiyle 1 numara Eloy'im. Çok beğenimi kazanan bir isim. Çok başarılı yarışlar koştu ardı ardına. Bugün Ercan Çankaya idaresinde piste çıkacak. 1 numara Eloy'ni birinci şanslı isim olarak öneriyorum. Yine 3 numaralı Baba Muzo. Gerçekten öbür rakiplerinden, öbür safkanlardan çok farklı bir eşkali var. Çok farklı bir yapısı var bu safkanın. Özellikle bugün Gündüzeli arkadaşımız binmiş 3 numara Baba Muzo'ya. Murat Gündüzeli arkadaşımız idaresinde ben etkili koşacağına inanıyorum. Yine 4 numara Ray of Sunshine. Bu mesafelerin etkili safkanı, kaliteli safkan zaten arkadaşlar. Ray of Sunshine özellikle birinci geldiği yarışta çok beğenimi kazanmıştı. Burayı da yine ufak oynayan arkadaşlarım 1-3-4 bir de 9 numara Aranan Kan şeklinde değerlendirebilir. 9 numara Aranan Kan da takibimdeki bir isim. Son iki yarışında bank olarak verdim ama bir türlü kazanamadı. Son yarışta banko vermemiştim. Çok at vermiştim ama birinci safkan olarak vermiştim. Ondan önceki yarışında banko vermiştim. 9 numara Aranan Kan çünkü güzel bir pedigriye sahip arkadaşlar. Bugün yine kuponlarda bulunması gereken isim. Yine bütçe durumumuza göre 8 numara Lobo Negro, 2 numaralı Mortadella ve 5 numaralı Steel Claw isim safkanlar benim bu koşuda yine bombada tuttuğum isimlerdir. Ve birinci altının son ayağı. 4 yukarı yaşlı İngilizlerin 2000 mesafe kum pistte koşulacak kısa vade 7 yarışıyla kapanacak. Özellikle burada sizlere hatırlar mısınız bilmiyorum. Mehmet Kaya idaresinde çıktığı yarışta yani sanki onun efendisi sözünü çok iyi dinliyor diye sizlere telkinde bulundum. Son iki yarışının ikisinde de sizlere banko vermiştim. Bir King of the Fire isimli safkan ve son iki yarışında kazanmasını bildi arkadaşlar.
1 lira 20 kuruş ve 2 lira 90 kuruş Ganyan'la Plase isimli son yarışında. Bugün Kadir Tokoçoğlu arkadaşımız binmiş. Normal şartlarda yine kazanması lazım ama Mehmet Kaya neredesin arkadaşım? Mehmet Kaya olsa bugün tereddütsüz tek verecektim arkadaşlar. Yine içinde biraz soru işareti kaldı. Yine bir numaralı King of the Fire gerçekten bu grupta çok kaliteli bir isim arkadaşlar. Özellikle Kadir Tokoçoğlu arkadaşımız sert bir isim. Bu safkan da sertlik sebebi. İlk önce sertlik yapıyor. Mehmet Kaya arkadaşımızın da yarışlarını izlerseniz virajdan önce çok hızlı çalışıyor. Ondan sonra da atrolanti tempoya alıyor. Böyle sanki kenter yaparmış gibi, adeta gezintiye çıkmış gibi ve çok rahat klop yaparmış gibi kazanıyor yarışını. Bir numaralı King of the Fire, ben bugün Kadir Tokaçoğlu idaresinde bu grupta özellikle kısa vadeli yarışta etkili koşacağını düşünüyorum. Bu isim de bank olarak tercih edilebilir arkadaşlar. Ama 7 numaralı Bedfold isimli safkanın da çok kaliteli bir isim olduğu unutulmamalı. Burada özellikle geniş oynuyorsak, sürpriz arıyorsak ben 7 numaralı Bedfold, gerçi belki favori de çıkabilir. Ben yarıştan önce pek AGF'lere bakma yanlısı değilim arkadaşlar. Çünkü yarıştan önce AGF'lere baktığım zaman fikrim değişiyor. O yüzden yarıştan sonra, yani altı yani ilk ayağımdan itibaren AGF'lere bakıyorum. Bakayım kaçıncı at yazmışız, kaçıncı atı değerlendirmişiz diye o şekilde bakıyorum. Ama yarıştan evvel kesinlikle AGF'lere bakmıyorum. Bakmam da bu benim fikrimi biraz az da olsa değiştirebiliyor. Hiçbir arkadaşa da tavsiye etmem. Yarıştan önce AGF'lere bakmayın arkadaşlar. AGF bir tüyo değildir. AGF sadece sizlerin oynadığı oyunların ortalamasıdır. Sonra bazıları da kızıyor. Diyor ki bu AGF'leri yanlış veriyorlar. Bak işte gelmedi falan. Kardeşim bu yani sizin hepimizin oynadığı oyunların ortalaması. Niye kızıyorsunuz yani? Bunu da anlamıyorum ki. Yani bakma, kendi fikrine göre oyna. Niye genel çoğunluğa göre oynuyorsun? Yani bir adam bir partiye oy vermiş. Herkes o partiye oy veriyor. Ya kardeşim senin ideolojin yok mu? Senin fikirlerin yok mu? Senin kendi şeyin yok mu? Niye AGF'ye bakarsınız? Bakmayın AGF'ye, başarılı olacaksınız arkadaşlar. Bak bunu buraya yazıyorum. AGF'ye bakmayın, başarıyı yakalayacaksınız. Bakmayın arkadaşlar AGF'ye niye bakıyorsunuz? Yani güzel. He, olabilir belki 30 lira ganyan tek yazmışsınızdır. Belki 20 lira ganyan tek yazmışsınızdır. Dün de kaybettiniz. Belki dün de kaybettiniz. Bugün de kaybedin. Yarın bulursunuz. Yani biraz prensipli olursanız güzel paraları imza atarsınız. Umarım güzel bir ikramiye imza atarız arkadaşlar. Hepinize, ailenizle, sevdiklerinizle birlikte sağlık, mutluluk ve huzur temenni ederim. Kanalımıza abone olmayı, kanalımıza destek vermeyi unutmayın arkadaşlar. Kanalımızı mutlak suretle bir arkadaşınıza önerin. Videolarımızı izletin. Aynı zamanda videolarıma beğeni atmayı, like atmayı unutmayın. Yine Pirocan Turgay arkadaşımıza destek bekliyorum. Özellikle kanalı 1080 kişi oldu. 1100'e az kaldı. Burada çıkacak yazıya tıklarsanız Pirocan Turgay arkadaşımıza da abone olabilir, destek olabilirsiniz. Yine yabancı yarış oynuyorsanız Tilki Altılı diye bir YouTube kanalı var. İrlanda'dan yayın yapan arkadaşımız. Onu da oynuyorsanız buraya tıklayabilirsiniz arkadaşlar. Yabancı yarışlarda sizlere yardımcı olacaktır. Yine bisiklet sporlarıyla uğraşan bir arkadaşımız var. Özellikle kendisi İzmir, Buca'da yaşıyor. İzmirliler, Bucalılar destek olabilir. Yine bisiklet sporlarıyla uğraşan arkadaşlarımız destek olabilir. Burada çıkacak yazıya tıklarsanız bisiklet sürerken videolar çekiyor falan, değişik bir şey yapıyor. Benden rica etti. Ben de ona biraz destek olayım dedim. Arkadaşlar bu konuda da duyarlı olmanızı, arkadaşımıza destek olmanızı bekliyorum. Görüşmek üzere. Esen kalın. Sağlıcakla kalın arkadaşlar.